Kaan Akademi'nin biyoloji bölümüne hoş geldiniz. Biyolojiyi canlı bilimi olarak da adlandırabiliriz. Ve bence canlıların incelenmesinden daha ilginç bir şey yoktur. Bu arada canlı derken sadece insanlardan bahsetmediğimi umarım anlamışsınızdır. Hayvanlar, bitkiler, bakteriler hepsi konumuzun birer parçası. Sizce de bu çok ama çok etkileyici bir konu değil mi? Peki, işe cansız molekül ve atomlarla başlayalım ve canlılara doğru ilerleyelim. Mesela burada bir DNA molekülü var ve bununla başlayarak canlıların karmaşık yapısına doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Peki. Öncelikle burada kritik olan bir kelime var ve bunu tanımlamamız lazım. Bir şeyi canlı yapan nedir? Canlı şeyler enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştürebilir. Büyümek için, değişmek için. Aslına bakarsanız büyümek de bir çeşit değişimdir ya da üremek için enerji kullanırlar. Tüm bu yazdıkların bile kendi içinde ilgi çekici ve merak uyandırıcı sorular öyle değil mi? Evet. Canlılar tüm bunları nasıl yapıyorlar? Etrafınıza bir bakın. Bir kurabiyeyi nasıl yiyorsunuz? Ve bu kurabiye nasıl oluyor da hareket etmemizi ve yaptığımız diğer şeyleri yapabilmemizi sağlıyor? Kurabiyedeki enerji nereden geliyor? Bir bitkiye ya da böceğe neden ve nasıl benziyoruz? Ne kadar benziyoruz? Bu doğru aslına bakarsanız rahatsız edici ve garip bir biçimde onlara çok benziyoruz. Ve pencereden baktığınızda gördüğünüz ağaç, böcek ya da arıyla tahmin ettiğinizden daha çok ortak özelliğimiz var. Hatta sadece mikroskopla görebileceğimiz bakterilerle bile. Zaten bizi biz yapan şeylerden biri de bu bakteriler. Etrafımız gördüğümüz ya da görmediğimiz pek çok canlıyla çevrili. Peki tüm bu canlılar için geçerli çok önemli bir soru var yaşam nasıl başladı? Kan Akademi'nin biyoloji bölümünde ilerledikçe bu gibi temel soruları cevaplandırmaya çalıştığımızda göreceksiniz. Enerji ve enerjinin yaşam içindeki yerinden bahsedip, biyolojideki en önemli moleküller hakkında, özellikle de DNA ve DNA'nın kalıtım ve üreme üzerindeki etkileri hakkında konuşacağız. Yaşamın temel bilimi olan hücreleri inceleyeceğiz. Ve göreceğiz ki bu süper küçük yapılar bile aslında inanılmaz derecede karmaşıklar. Bu arada aslına bakarsanız hücreler atomik seviyede bayağı büyük şeyler. Mesela arka planda gördüğünüz resimde bir bağışıklık hücresinin yüzeyi var. Hücrenin üzerindeki sarı şeyler de HIV virüsleri. Evet sizin de hücrelerin çok küçük olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama küçüklüklerine rağmen bu kadar karmaşık olmaları çok etkileyici değil mi? Hem de aklınıza gelebilecek en basit, en çirkin ya da en kötü canlılar bile. Virüsler bile. Virüsler canlılık ve cansızlık arasındaki sınırda yer alan inanılmaz şeyler. Ürerler, gelişirler ama metabolizmaları yoktur. Enerji ve büyümeyi bizim canlılıkla özdeşleştirdiğimiz şekilde kullanmazlar. Onun için biraz canlı, biraz da cansızlar. Hepsi hakkında konuşacağız ve tabii ki de tüm bu soruların kaynağında yaşamın nasıl başladığı sorusu var. Bunun cevabını verebilmemiz mümkün mü? Bu tartışılır ama bu soruya cevap arayan ve bilimsel bakış açısından kabul gören bazı teoriler hakkında size bilgi vermeye çalışacağız. Kısacası, Kan Akademi'nin biyoloji bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bence siz de bu bölümü çok etkileyici bulacaksınız ve konuların arasında ilerledikçe, öğrendikçe biyolojinin aslında en karmaşık ve hakkında en az şey bildiğimiz bilimlerden biri olduğunun da farkına varacaksınız. Biyoloji kimyanın temelleri, kimya fiziğin temelleri, Fizik de matematiğin temelleri üzerine kuruludur. Doğrusunu söylemek gerekirse son 100 senede yaptıklarımız da dahil olmak üzere şu ana kadar biyolojinin ancak üzerindeki tozu süpürebildik. Buna rağmen biyolojinin gelişimi çok heyecan verici. Moleküler seviyede daha iyi bilgiler edindikçe biyoloji mühendisliği ya da çevremizdeki şeyleri nasıl etkileyebileceğimiz gibi konular üzerinde daha çok düşünmeye başlayıp daha derin ve etik sorular sormaya çalışacağız. Umarım sizin de hoşunuza gider. Kimyacılar ve fizikçiler gücenmesinler ama bence biyoloji her canlı için en etkileyici konulardan biridir. Çünkü bu bölümde varoluşumuzla alakalı en temel ve en merak uyandırıcı soruları bilimsel bir çerçeve içinde cevaplandırmaya çalışacağız.